Merhaba evrim meraklıları. Bugün zamanda geriye gidiyoruz ve atalarımızın ilk adımlarını keşfetmeye başlıyoruz. Bir zamanlar Afrika'nın ormanlarında dört ayak üzerinde dolaşan maymunların iki ayaklarının üzerine kalkıp dünyayı fethetme hikayesi bu. İlk alet yapımından ateşle tanışmaya, sanat ve ritüellerden ilk yerleşimlere kadar insan olmanın tohumlarının nasıl atıldığını görmek için hazır mısınız? Hadi atalarımızın izinde bu harika yolculuğa çıkalım. İnsan ataları. İnsanlar Afrika maymunları olarak ortaya çıktı ve şempanze ve gorillerle akraba. Yaklaşık 6 milyon yıl önce en yakın maymun atalarımız olan homininler iki ayak üzerinde yürümeye başladı. Zamanla beyinleri büyüdü, alet yapmayı keşfettiler ve ateşi kontrol etmeyi öğrendiler. Homininler evrimle birlikte Afrika'dan ayrılarak dünyaya yayıldılar. İşte bu yolculuk biz insanların dünya sahnesine çıkış hikayesiydi. 7 ila 6 milyon yıl önce iki ayak üzerinde yürüyüş başlıyor. Afrika ormanlarında maymunlar ilk kez dik yürümeye başlıyor. Bu büyük değişiklik sayesinde ellerini başka işler için kullanabiliyorlar. Mesela taşımak ve fırlatmak gibi. Bu dönemde ortaya çıkan ilk iki ayaklı maymunun adıysa Celanthropus chadensis. Kısacası eller serbest, macera başlasın. 4 milyon yıl önce Australopithecinler sahada. Doğu Afrika'nın en geniş çayırlarında dolaşan birkaç farklı iki ayaklı maymun türü Australopithecinler olarak bilinir. Bu türlerin en ünlüsü ise Lucy. Lucy, 3.2 milyon yıllık kemikleri 1974'te Etiyopya'da bulunan bir dişi Australopithecus'tur. Kısacası Lucy'nin kemikleri bize o dönemden merhaba diyor ve insanlığın hikayesini anlatıyor. 2.5 milyon yıl önce Homo habilis sahneye çıkıyor. Australopithecinlerin 3.3 milyon yıl önce taş aletler kullanmaya başlamasının ardından becerikli insan anlamına gelen Homo habilis Doğu ve Güney Afrika'da yayılmaya başladı. Ne mi yapıyorlardı? Nehir taşlarını kırarak basit yontma aletler yapıyorlardı. İşte Homo habilis elleriyle alet yapmanın gücünü keşfeden ilk insan atalarımızdan biri. 1.9 milyon yıl önce Homo erectus sahneye çıkıyor. Dimdik duran insan anlamına gelen Homo erectus, modern insan boyutlarında vücut yapısına sahip ilk hominin olarak Afrika'da evrimleşti. Homo erectus'un alnı maymunlar gibi düşük ve düz, çenesi ise öne çıkık ve büyük dişlerle doluydu. Yani dış görünüş olarak hala biraz maymun iştahlı olsa da Homo erectus insan olma yolunda büyük bir adım atmıştı. 1.8 ila 1.75 milyon yıl önce el baltası dönemi. Homo erectus Afrika'dan çıkıp Asya'ya doğru yol aldı ve bu yolculuğa yeni bir icatla katkı sağladı. El baltası. Yaprak şeklinde keskin bir kenara sahip bu taş alet, tasarıma göre yapılan ilk araç olarak tarihe geçti. Homo erectus, el baltasıyla sadece taştan alet yapmayı değil, aynı zamanda düşünerek bir şeyler üretmeyi de başardı. 1 milyon yıl önce, ateşle tanışma. Homo erectus, ateşi kullanmayı keşfetti ve bu sayede yemek pişirme, ısınma ve vahşi hayvanlardan korunma gibi önemli avantajlar elde etti. Ateşin en eski kanıtı Güney Afrika'daki bir mağarada bulunan 1 milyon yıl öncesine ait yanmış hayvan kemikleri koleksiyonu. Homo erectus'un bu buluşuyla hayat artık hem sıcak hem de biraz daha güvenli hale gelmişti. 700 bin yıl önce Homo heidelbergensis sahaya çıkıyor. Homo heidelbergensis Afrika'da ortaya çıktı ve daha sonra Batı Asya ve Avrupa'ya doğru yayıldı. Bu tür barınak inşa eden ve avlanmak için mızrak kullanan ilk hominin olarak biliniyor. Yani Homo heidelbergensis, ev yapma ve avcılığın ustası olma işlerini başlatan
ilk insan atalarımızdan biriydi. Barınak ve mızrak hayatı hem güvenli hem de daha maceralı hale getirdi. 400 bin yıl önce Neandertaller aramızda. En yakın hominin akrabalarımız olan Neandertaller Asya ve Avrupa'da ortaya çıktı. Onlar ölülerini gömen ilk hominin türüydü. Mağaralarda yanlarında çeşitli armağanlarla birlikte gömülüyorlardı. Yani Neandertaller, ritüelleri ve duygusal bağlılıkları olan, kaybettiklerini hatırlayan ilk akrabalarımızdı. 200 bin yıl önce Homo sapiens sapiens sahneye çıkıyor. Modern insanlar, Homo sapiens sapiens, Afrika'da ortaya çıktı. Beyin boyutları açısından Neandertallerle benzer özelliklere sahiptiler. Her iki türde hayvan postlarından kıyafet yapmayı öğrenerek daha soğuk bölgelere göç etme fırsatını yakaladı. Yani Homo sapiens aklını kullanarak hem yeni yerler keşfetti hem de modayı başlattı diyebiliriz. İnsan göçleri, dünyaya açılış. Modern insanlar 120 bin yıl önce Afrika'dan ayrılarak yeryüzündeki her yaşanabilir bölgeye yayılacakları büyük bir yolculuğa başladılar. O zamanlar deniz seviyeleri bugünkünden çok daha düşüktü. Asya ve Amerika arasında kara köprüleri vardı ve Avustralya'ya deniz yolculuğu günümüzden çok daha kısaydı. Böylece atalarımız kıtadan kıtaya keşfe çıkıp dünyayı adım adım fethetmeye başladılar. 100 bin yıl önce Homo floresiensis, minik ada insanı. Endonezya'daki Flores adasında yaşayan Homo floresiensis sadece 1 metre boyunda oldukça küçük bir hominindi. Bu minik insan türünün yaklaşık 50 bin yıl önce yok olduğu düşünülüyor. Yani Homo floresiensis, küçük boyut, büyük macera mottosuyla tropik bir ada yaşamı sürdüren en sevimli atalarımızdan biriydi. 45 bin yıl önce Kuro-Magnon insanları, modanın ve zanaatın öncüleri. Modern insanlar olan Kuro-Magnonlar Avrupa'ya gelerek Neandertallerle yan yana yaşamaya başladılar. Onlar kemikten yapılmış iğnelerle dikiş diken ve deniz kabuklarıyla kemiklerden takılar yapan ilk insanlardı. Yani Kromagnonlar hem tasarımcı hem de mücevher ustası olarak modanın ve zanaatın temellerini atarak insan kültürüne renk kattılar. 39 bin yıl önce son Neandertaller ve Homo sapiens'in zaferi. Neandertaller muhtemelen hızla değişen iklim koşullarına uyum sağlayamadıkları için yok oldular. Artık gezegendeki son insan türü Homo sapiens sapiens'ti. Ancak bugün çoğumuz Neandertal akrabalarımızdan bize miras kalan bazı genleri taşıyoruz. Yani Neandertaller tamamen kaybolmadı. Birazcık da olsa içimizde yaşıyorlar. 35 bin yıl önce ilk sanat eserleri, mağara sanatçılarının doğuşu. Avrupa ve Asya'daki insanlar ilk sanat eserlerini ortaya koymaya başladı. Hayvan ve insan figürlerini içeren resimler ve oymalar. Bu mağara resimlerinin başarılı bir av için hayvan ruhlarıyla iletişim kurmak gibi ritüel amaçlarla yapıldığı düşünülüyor. Yani ilk sanatçılar aslında biraz spiritüel, biraz da avcı ruhluydu. 14 bin ila 12 bin yıl önce iklim ısınıyor, yaşam değişiyor. Dünya ısınmaya başlayınca deniz seviyeleri yükseldi ve dev hayvanlar, özellikle mamutlar yok olmaya başladı. İnsanlarsa bu değişime hızla uyum sağladı. Yeni bitkileri besin olarak kullanmaya ve daha çok balık avlamaya başladılar. Ayrıca o dönemin en yenilikçi icatlarından biri olan yay ve ok sayesinde geyik gibi küçük hayvanları avlayabiliyorlardı. Yani insanlık hem yeni bir menüye hem de yeni av tekniklerine adım attı. Ve işte böylece insanlığın köklerinden günümüze uzanan serüvenimizin sonuna geldik. Dik yürümeyi öğrenen, aletler yapan, ateşi bulan ve dünyayı adım adım keşfeden atalarımız olmasaydı bugün burada olmazdık.
her bir adım insanlığın hikayesinin bir parçasıydı. Şimdi biz bu hikayeyi devam ettiriyoruz. Gelecekte bizden bahsederlerse insanlığın gelişimine katkı sağladığımızdan emin olalım. Evrim dolu günler dileriz. Bir sonraki yolculukta görüşmek üzere.